Merhaba canlar, nasıl mısınız? İşlerimiz bitti, temizliğimiz bitti çok şükür. Ben ne kadar çalışmasam da Yıldız'ım yaptı işleri, benim yerime de çalıştı. Yeterli yaptı. Ne yapalım, karnımız acıktı, dedik yemek yiyelim artık. Şeye gittik, markete gittik Fatoş'la. Ne kız o kelebek, tavuğun kelebek bölümü var ya. Bir de yufka ekmeği aldık. Çok yaşa, iyi yaşa. Herkese bir yufka ekmeği. Şöyle, siz şöyle iki kardeş yan yana oturun bakayım. Bakayım. Şurada benim parçaladığım ekmeğim. Bunu da buraya koyayım, ne olur ne olmaz. Yine. Bunlar için var mısın ortaya? Nar ekşisi sos, nar ekşisi sosu. Evet, kral salata. Salata düzgün. Yok, çekmiyorum onu o şekilde. Yok canım, o kadar da değil. Telefon kurcalıyor burada. Yakalandı. Karşıya mı koyayım? Hayır, karşıya. Karşıya. Bu karşıya mı koyayım kendimi? Evet. Siz ikiniz yan yana oturursunuz diye sakladım ama. Ben de o zaman böyle oturayım. Hatun ya da buraya oturayım ben. Evet, ikimiz oraya. Merkez sandalyeye gerek yok. Evet, abla buraya oturur. Evet. Bir de sularımızı getirsek tamamdır işlemler. Tamam. Benim midem ağrıyor ya kızlar. Niye öyle oldum ben? Kalk kız benim yerimden. Kalk. Gelmişim. Kalk. Orası nerede senin yerin oluyor? Ben de onu çözemedim. He, onu mu hesaplıyordun şimdi sen? He. Nereden benim yerim oluyor ben de bilmiyorum. Sen hesapla bana söylersin. Ben de bilmiyorum. İnan ki. Uydurdum sadece. Bu şey oluyor. Tavuğun kelebek bölümü diyorlar. Deminden beri söylüyordu ya temizlikte kelebek alın. Sırt kısmı sırt. He? Sırtımda orası. Sırtım oluyor. Evet. Valla tavuğun fazla bölgesini incelemiyorum her tarafını yediğim için. Evet. Gerisini derisine bayılırım. Benim yani. Dedem derdi. Tavuğun gerisini derisini yiyeceğim ve en lezzetli. Bugün cumartesi ya. Nereye gitmişler? Pazara gitmişler. Kim geliyor, kız mı? O da gitmiş, Kamzer'e gitmiş. Görüyor musun? Telefondan neyi izliyor? Evini izliyor. Reklam. İnternet şeyden. Neydi kız bu? Neye bağlı? Kameraya bağlı. Kameradan izliyor evini. Kızı nereye gitmiş? Pazardan gelmiş. Oğlu nereye gitmiş? Kaçta çıkmış? Kaçta girmiş? Ne yaptık? Püre yaptık. Güzel. Bunun yanında püreyi de çok severim ben. Gerçek mi seviyoruz? Yeter, Allah bereket versin ya. Şöyle önüme bir çeksem, ne yapsam. Demek ki Meren Hanım domates aldık. He. Tencere indiğine göre. İyi de sen yapmıştın, siz ayrı, o kızın ayrı mı yapıyor? Gelme. He, o ayrı yapıyor sen değil mi? Anladım. Bir de bir kontrol et bakalım nasıl çıkıyoruz. Fatoş ayaktayken zahmet olacak. Ha, getirmiş miydin sen bak? Ha, getirdim ben bir tane. Bir tane getirdim. Onlar yediğimiz olsun. Ha. Biliyorsun değil mi serpaklar, peçeteler ne kadar pahalı? Evet. Ben her markete girişimde böyle yapıyorum. Aa! Çok pahalı bunlar. Bunlar alınmaz. Aa! Artık peçeteleri ikiye bölelim. Tamam. İkiye bölelim. Niye eğri duruyor? Onun bayağı bacağı eğri herhalde onu. İnşallah. Önce bir telefon almam lazım. Tamam. Alırsın inşallah.
Hadi abla. Sanırım inşallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayın. Hadi gidin sen de başla. Başlayın demekle olmaz bu işler. En çok sen yoruldun. Şöyle ben bir karıştırayım. Artık da yoruldum. Kışını kullanmadan. Ay bol sağlığı. Nar ekşili. Şu olsa yeter bana ya. Şu olsa yeter. Diyorsun. Dedim bile. Ama yanında da birazcık tavuk olsun bile. ben bunu çatalla yemem. Ya eksik mi? Koydum. Hı. Koydum. Sos yaptım buna. Ha iyi. Sen acı biber aramıyorsun. Benim gibi demek ki kimse... İstiyorsan ver. Yok. Ne biberi? Tozlu acı biber. Yok. Gerek yok. Azdırmayayım mideyi. Yani. Abla. Başlayacağım bir dakika. Ellerinize sağlık. Bence de güzel oldu. Abla ellerine sağlık. Temizlik de güzel oldu. Aynen. Şey değil. Böyle bile bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Akıllı. Anam çok kötü bu. Evdeki olaylara bakıyor. Bu kamera iyi mi oldu kötü mü bilemedim. Bak yarına da kaldı bir paket. Bayağı çok almışsın. İnanmıyorum. Benim torun gibi oldu. İnanmıyorum. Flaş haber var mı? Yok daha. Flaş. Ay biraz da dışarıda geçeriz ya. Hava çok sıcak değildi bugün. Evet. Biz ne sıcaklar gördük değil mi? Bakkala giderken yanıyordu alev alev. Bu da sen terledin biliyor musun? Sen terlemiştir. Bazen bana da geliyorlar. Ne geliyor sıcakta? Pekanda. Kamera mı açık? Yemek yediğimizi mi gösteriyor? Hayırlı günler de. Beni de çok seviyorlar. Merhaba Hayri. Aslında yemek varken konuşulmaz. Vay. Kibar Hanım. Merhaba hayırlı günler. Olsaydı böyle yiyeceğim. Bir şey var. Ne orçuldu Allah? Çatalı salata yemez ki. Yeni kıyım salata çatalla yenir. Evet. Aynen. Ya eskiden salata şey falan mı vardı? Ayrı bir tabak mı vardı? Allah aşkına. Ortaya koyuyorlardı bir salata tabağı. Bir tepsi koyuyorlardı. İçine yemeğin ne pişirdilerse onu koyuyorlardı. Herkes oradan yiyordu. Değil mi? Yani yemeğin bereketi orada işte. Ondan sonra ne oldu? Herkesin tabağı ayrı oldu. Ayrı ayrı tabaklara koydu. Evin bereketi gitti. Öyle işte. Sizde yok muydu öyle? Bizim evde yoktu. Ne vardı sizin evde? Herkes ayrı tabaktan yiyordu yine. Benim babam hayatta yere de oturup yemezdi. Masa. Masa. Siz bayağı sosyal gitmişsiniz o zaman. Sosu değil de, her bizim işte yetiştiği bir tarz var ya. Mesela köy, köy hayatı hiç yaşamamış o zaman bu arada. Onu bilmiyorum işte tam. Yani bence köy hayatı görmemiş, köy sosyal öyle yapmazdı. O masaya gelecek çatalı, bıçağı. Bıçaklı falan. Hatta ben küçüğüm,
bana bıçağın nasıl kullanılacağını gösterirdi. Ayıp derdi. Hmm. Bunu derdi böyle, bak hiç unutmam. Böyle bıçağı da çatalın böyle hemen üstünden kaydırarak asacaksın. Fikir böyledir. 2 saat kıtır kıtır yapılmaz. Gıcırtı çıkarılmaz. Ben babamdan öğrendim. Hmm. Çatal kullanmayı. Ha, bazıları aldı böyle 2 metre ileriden ya, bir şey kullanıyorlar. Ya da tutturabildikleri yerden hani çatal kullanma adabı da var. Mesela bardak. Ortada bardak. Herkes kendi bardağını şey. Öyle sen benimkinden, ben seninkinden yok. Ama köylerde neymiş? Tasla, ne güzel. Herkes birbirinin tasıyla. Aynen. İşte ben keşke diyorum o öyle bir ortamda olsaydım. Biz yaşadık o ortamı. Ne? Sen görmediğin ortamı biz yaşadık. Ne? Ve çok güzel bir yaşamdı yani. Diyorlar, anlatıyorlar. Dışarıda iş yapılır gelirdi, tarlada tabanda, her neyse, ahırda da tamda. Ondan sonra ortaya bir tarhana çorbası yapılırdı. En basitini söyleyeyim sana. Hı. Yanına turşusuydu, işte salatasıydı, yoğurduydu. Turşu yok değil mi bu arada? Salatalık turşusu aldım ama. Yer misiniz, getireyim mi? Niye aklıma turşu geldi hemen? Ben söyledim diye gelmişsiniz. Herkes önünde bir tane kaşık konur, çatal konur, çatal bile yok yani. Kaşık konur, herkes kaşığı. Aynı salataya yaptığımız gibi yemeğe böyle alır önünden. Babam ortadaki salatayı yemez. Tabağına atar. Bu da güzelmiş. Ama Antalya'nın bir köyüne gittim ben. Dağlık bir köyü, çok güzel, süper bir köy. Rahmetli eşim götürdü. Orada işleri vardı, beni de götürdü. Bir eve davet edildi. Ay bayıldım, bayıldım. Yere bir sofra kurdular, böyle minderler köşelerde. Köy evi olur ya. Yere bir bulgur pilavı geldi. Her şey aynı. Böyle tek tek. Yana tahılla pekmezi de koydular, yoğurtla özellikle. Hepimiz aynı kaptan yedik. Çok hoşuma gitti. Ya bir de yufka ekmeği yapmışlar. Bulgurdan böyle yufka ekmeğinin arasına koyuyorlar şeyle, o yemeklerle. O zaman bile bayılmıştım biliyor musun oraya? İmrendim yani resmen. Dediğin gibi. Evet. Hepimiz aynı tabaktan yedik. Yani o zamanlar öyleydi. Sordular bana hatta, hayır dedim ya, ben hiç fark etmem. Ben çünkü öyle şeyler zaten aramam hiç, bugün, dün. Ben hiç yemek yemezdim ama. Benim işim dışarıdaydı. Değil mi? Tabii ben dışarıda gezdiğim için. Ablamı böyle davranacağını. Aynen, aynen. Ablamın böyle davranacağını biliyordum. Bana bakış açısı çok farklıdır ablamın bu arada. Ablam mı işleri yapıyordu? Tabii. Temizliği. Evet. Ben mi yapacağım? Ben bir çocuktum, çocuk. Şimdi? Şimdi de bir çocuğum. Ne oldun bir kafak? Yok şimdi de çocuğum. Yok daha neler. Senden küçük değil miyim ben? Olabilir. Yaşam da evinden küçüğü iş yapıyor biliyor musun, değil mi? Büyükler oturuyor artık. He, öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Hmm. Şimdi öyle mi oluyor yeni moda? Evet. Tamam sen işini de ben yaparım ne olmuş yani. Vallahi yaparsın biliriz. Hmm. Sen mi? Ben de. Utanmadan diye emin ediyor. Yaparım. Kız mecbur kaldım ben. Hı. O pek, hatta geçen dedi ya. Bak ki gerek yok otlara dedi. Ne vardı o gün? Bir şey vardı. Gerek yoktu. Çok mu sıcaktı? Hı. Öyle bir şey vardı. Ben sordum hatta otlara girilecek mi diye. Hı. Ne kadar beceremesem de becerdiğim kadar, gösterdiği kadar yaparım. Yani. Ben tek başıma belki bilemem neyi keseceğim, neyi biçeceğim. Meyveler sebzeler de biçerdi bu abla. Yanlışlıkla. Şu tarafı bu ne, ne işe yarıyor ki bir de? Meyvesi ya, olmayan ağızları şeyler de sebzeler. John Sağla beni kim gönderdi? Biri dedi ki, git dedi ya boyuna bana söyleme dedi. Git dedi tarlada mısır al dedi. Ye dedi. He. Ha dışarıda ateşle yakıp bir şey yapacağım. Evet. Çıtır yapacağım kapının önünde. Çizik dedi. Ben becerirsin intihaldi. Bütün kartları toplamış gelmişim. Ondan sonra güldüler bana. Tohuma kaçınlar mı aldın geldin? Ama ben söylüyorum, bilmiyorum diyor.
Onların içinde süt mısırlar vardır, taze mısırlar, onları alıp geleceğim. Ne? İşte köy hayatı yaşamadığından kaynaklanıyor. Yani. Ama yaşamam diye de bir şey yok. Yaşamak da isterim. Çünkü o köyünün emeği var ya, bizlerde işte. Onlar olmasa biz domates, patates, ne yiyeceğiz, soğan, salata. Onların ekmeğiyle, biçliğiyle ayaktayız. Köylü, milletin efendisidir. Aynen. Böyle de yufka ekmekle böyle yeniyor salata. Ne? Ama köy yufka ekmeği tutmuyor tabii. Abla bir salata için hazırlasana bana bir tane. Hani şu yufka katlaması vardı ya. Katlamak yok. Kaşık niyetini kullanma. Kendi ekmeğini yapacak, kendi yiyecek. Şöyle yapıyorsun. Şöyle. Şöyle. Al sana oldu kaşık. Ondan sonra da böyle yapıyorsun. Böyle. Hı. Bak gördün mü? Suyuna yapıyorlar kadar işi bilenler yapıyor işte. Sen bize niye açmıyorsun bu yufka ekmekten? Tandırı yok ki. Onu bir yerde ayarlayalım ya tandırı. Ayarlayamazsın ki, ne dayanacaksın? Yok. Çok güzel yapmışsın. Ablam Bey Pazarı'na ne olursa tandır ocağı yaptırırız oraya. Tamam, Bey Pazarı'na gideceğiz, tandırı. E orada kalacağız ya. Ha. Beraber orada yaşamayacak mıyız? Öyle mi karar verdin? Bak hı? Seni yırtarım kadın. Öyle mi karar verdin? Evet. Tamam. Orada, da, orada birlikte yaşamayacak mıyız? Tamam, yaşayacağız. Ev nerede? Ev bitirin. Kırık çekersiniz. Çekersiniz da. Emekli emekli yiyorum ben artık. Gider bir kilo kavruk koruz. Ne satıyor kız? Hayal. Ne satıyor? Hayal. İki katlı pirav varlık koruz. Siz çok otobüs çıkmazsınız da. Üst kata sizi oturturum. Üst kata niye? O zaman çırparız açık alan. Ha, o zaman alt kata koymuş diye. Ben tepemden bir şey çırpanı sevmem ben. Sen çırpıyor musun? Hayır. Ne münasebet. Altında oturan da insan. Bizim çırpmayacağımızı nereden biliyorsun sen? Tamam işte atlata oğlum. Ben bunu varan kıyafıyım. Halı çırpma yüzünden bizi alt kata aldı. Bir de sağ olsun biz abla. En iyisi hiç şey yapmayalım, hoşlanmayalım. Senin niye annenin eski evini tamir ederiz. Onu düşünsün. Almayız onu da. Esma geldi, kapakladı bizi orada şimdi. Kapı yuttuk biz orada şimdi. Ne yaptı? Kapakladı. O ne demek? Benim de malım der, gelir otur yanımıza. Oturacak tabii. Bu da der, benim malım da der. Yok demem. Demez misin? Emin misin? Son kararım ben. Bilmem, o zaman canım çeker, ev çok güzel. Ya güzel, biz ilk emekliyiz, yazlık var orada. Gide tadilatını yapar. Senin yazlığa gideriz, evet. Doğru. Gide ne işimiz var köyde? Ekeriz bahçeye domatesli salatalı. Evet. Ha. Ne oldu? Aynı şey. Evet. Hem deniz havası var hem de hava. Koronun çeşmesi var mı yazlıkta? Var. Yok. Var. Nerede? Köye yakın yerde. He. Ne evet. Çeşmesi? Koronun çeşmesi. Hiç de suyu aydı değil. Aynen. Külle dolun içine bak yani. İşte. Allah Allah. Deniz çeşmeleri. Köy çeşmeleri. Ben oradan bir tane de Esma diye bir yazlık alayım da otursun da. Nerede? Orada yasadırık yazık yok ki. Ben bulurum. Yok ki. Ben istersen Allah çıkartır karşıma, satar birisi. İldeki sokacak yani, sokacak. Yok yok. Kaç ben bulurum. Niye İsmail sen götürmüyorsun da yazlığa yanaştırıyorsun, onu anlamadım. İsmail ben ne yapayım ya? O senin bacın kardeşim. Ben bir şey demiyorum, tamam benim bacım. Aynı baklı kadın ya, ne işiniz var? Yani, otursun geliniyle, oğluyla. İşte Hüseyin oraya yerleştiririm, oraya bir de kuaför açar. O kadar büyük bir yer değil ki orası. Olsun yeter. Geçinemez ki. Aç kalırlar orada. Aç kalır. Şarkıyı atar, motorla gider gider gelir.
Sence o kadar büyük değil. Yazın gibi zorlar. Lan onun parası yeter. Ne yapacak bu senin çok parayı? Karar verdi. Hatta kaç tane çocuk yapsınlar ona da karar ver. Çocuk yapmazlar. Düşünmüyorlar mı? Zannetmiyorum. İki tane var ya. Yeter diyorsun. Üç tane var. Yani bir tane. Var. Oğlu varmış. Oğlu varmış bir tane. Bundan bahsetmemiştim. Esma ile Naci'yi sen. Aynen ben de onu anlamıştım zaten. Üçüncü kim diye o yüzden düşündüm. He. Senem. Senem'in ikisinin çocuğu zaten o. Yani. Aynısını düşünmüşüz Sadur. Evet. Üçüncüye çıkarınca ben de merak ettim. Kim diye. Kim üçüncü dedi? Nerede dedi? İki çocuk onlara yeter. Yani ben de çekerek var. Evet. Ben bir taneyi böldüm ya. Bir tane. Sen de mi bir tane? Aynen bir tane verdim. Maşallah. İyi yedik. Saat bayağı oldu ama. Bu saatten sonra da yemeyiz zaten. Meyve yeriz bu saatten sonra. Zaten bir tur atarız sahine. Aynen. Bir daha bir sos yapmamı müsaade etsin. Beğenmedin mi sosu? Ben soslu değil de çabuk kızarıyor ya, pişmiyor hiç ya. Anlatabilirim mi? Anladım. O soslu sevmiyor. Çiğ mi kalmış diyor? Ben biraz herhalde çıtır seviyorum galiba. Yanık seviyorsun sen. Herkesten daha çok yanık seviyorum her şeyi. Ekmeği, fırıncalarım en yanığını ver bana. O kadar yanıkların kanser yaptığını biliyor musun? Ya. Oraya girmeyelim. Ya. Oradan çıkalım. Mideni rahatsız etmesin diye yumuşak yaptım. Yoksa çıtırlatabilirdim onu yani. Eline sağlık ama o konuda bir şey demedim. Bu senin ekmeğin niye buraya koyuyor? Bu benim ekmeğim değil. Herkes ekmeğine sahip çıksın, gece acıkan ekmeğini yer. O kadar cimrileşmişim. Ekmek yok. Eskiden şeyle veriyorlarmış ya, karneyle. Senin evin gibi dağın tepesinde değil ki benim evim. Çarşının içinde 12'ye kadar açık bakalım. Hemen köşede zaten. Bisküvi alırım, geri yerim yani. Doğru söyledin. Taş gediğine oturdu. Bir bakalım. Sevme parçalar gelir. Anam. Beni parçaladılar 2 dakikada. Rica ettiler. Bak çayımı içmedim. Karnım aç diye. Nidem yapma yaptı çünkü. Ya ben gidin yemek yapın demesem daha bir de yapmıyordunuz. Vallahi doğru söylüyor bunda. Evet, iyi zamanda gidip almışız bak. Tam zamanında gitmişiz. Evet. Görüntü değil mi? Yüksel. Uğraşamam vallahi. Görüntülü gibi geldi bana da. Kapatıyorsun üstüne. Yusuf'un öbür telefonu da var. Bunu kapatıyorum. Arasın öbür türlü. Bundan ne söyleyecekse söylesin. Şeyi bitmek üzere mi? Kampanyaları konuşacak. Kampanyaları konuşacak bana. 2 saat konuşuyorlar. Dinleyebiliyor musun? Dinleyemem ben de onu. Hiç açmıyorum ki ben onları. Ben bir ara onları dinlerken bir de onay veriyormuşum. Aferin. Ama ne onay vermişim ne o. Emre beni neredeyse böyle havaya kaldıracaktı. Onayı vermişim. Ondan sonra bir icra geldi mi? Benim faturadan. O yüzden ben fatura almıyorum. Yunus'un üstüne benim faturam. Yasak bana. Tehlikeli kadınsın baba. Ne? Anne diyor sen diyor neye onay veriyorsun anne diyor. Gelmiş 1 milyar fatura. Ben diyor o gün bugün dedim daha karışmıyorum. Sen hangisini ayarlıyorsan ben onu kullanırım.
Abla o tavuğun yedi bitirdi. Ben tavuğum orada kalsın, tamam mı? Sonra yerim. O yiyemesin benim tavuğumu. Ben de. Ben daha yiyemem. Bir tane yeme daha fazla olsa. Yeme de zaten. Bak şu şeyleri çok severim, derileri bayılırım. Ama çıtır çıtır olacak işte. Ekmeğin içine dur, tatlı oluyor. Çıtır olacak. Böyle bir onlar sade ye. Mangalın üstüne koyuyor derileri. Bir güzel oluyor. Bir ara koyuyordum ben mangalın üstüne onları. O zaman her yerde mangal yakabiliyordum. Kapının önünde yakıyordum. Şimdi yakamıyorsun ki mangal. Hiçbir yerde yakamıyorsun şimdi. Ya kapının önünde de olmuyor. Hayat şartları çok pahalı. Can isteyip yapamayan olmuyor. Değil mi? Bak bu kameranın önünde de olmuyor. Alan var, alamayan var. O da doğru. Ama geçen de söyledim, ben aynı konuya değindim. Yemek yerken de çekimdendiği için çoğunluk. Ben bunu yaptım. Ben ilk etaplarda karşıydım. Pişirdikten sonra oturup yemiyordum. Ya bu sefer yine görüyorlar pişirirken de. Yani oradan kaçıyorsun, buradan kaçıyorsun, toparlayabiliyorsun. Allah herkesin evine bol bereket versin diye dua ediyorum ben. Amin. Sen bunu yiyorsan diyor, bunun iki katı fazlasını da inşallah izleyenler yiyordur. Daha mutlu olurum yani, güzel bir şey. Dediğim gibi onların alamadığını... Rahatsız olup alamayan var, kanlı olan var. Mesela senin erkek kardeşi Ali... Gece acıkmış. Çocuk gece kaçta, birde mi ikide mi kalkmış uykudan. Şöyle demiş, bizim videoya bakıyormuş. Bir bakmış, biz lahmacun yiyoruz, Allah demiş. Kapat, kapat demiş. Karnım acıktı. Gecenin o saatinde nerede lahmacun bulsun çocuk? Bulur canım, götür, getirirler. Onlar bize değil mi diyorlar. Ha, ama para var mı o an, yok mu onu sorgularım. Çünkü biz de bazen zora düşüyorum. Geri geliyor, iki ekmeği alıyorum. Azıcık bir şey yiyecek mi yiyecek? Ay başını sonuna doğru diyorum, onu da idare ediyoruz. Yani. Yani. Onu da yaşıyoruz şimdi, Allah var. Hep de... Neyse, ben de şunu bırakayım da. Allah biliyorum, demiyorum. İnce acıkırsak biri sevim bırakmadan, boşver. Sevme vermeyiz. O ekmeğini saklasın. Allah bilir. Tam bir tehdit şimdi bu. Ekmeğini saklayana et. Bak, bayat ekmek şöyle yapardım, arasına tuz atardım. Yani çok yaptım onlar ve su, bir bardak suyla. Biz de geçmişte suyla... bizim durumumuz iyi değildi. Annem ekmeğin üzerine zeytinyağı gezdirir, onun üzerine şeker atar, bize yedirirdi. Ya. Yokluktan. Yo, çok lezzetli. Ben de yokluktan yemiyordum. O şey... Hakiki zeytinyağı. Yok adamın evinde hakiki zeytinyağı olur mu? Demek ki varmış. Ama getirenler var, o yüzden. Tamam, al şimdi hakiki zeytinyağı, bul da otu. O tadı bul da ye. Ama ne kadar güzelmiş, sizin köyde taşıyor birbirlerine. Evet. Dul olduğu için anne. Bizde kurban kesildiği zaman kurban kesenin evinden çok bizim evde et bulunurdu. Değil mi? Yok mu görmüş oluyor? Ya anlatamadım ki ben sana. Sen konuyu anlamadın herhalde. Paramız var mıydı, alabiliyor muydun? Parayı ne yapacağım ki? Bastırması geliyor, sucuğu geliyor, sütü geliyor, peyniri geliyor. Neden böyle geliyor? Biliyor musun? Köylümüzün hepsi biraz anne tarafından akraba, biraz baba tarafından akraba. He. Hepsi akraba, birbirine bağlantılı yani. He. Yabancı olsa zaten o kadar şey yapmazlar. Yani o kadar düşünmezler zaten. Mümkün değil. O yüzden annem evlenmeye ihtiyaç duymadı. Çünkü sofrası her zaman bereketli. Bir de annen herhalde kapıya bir şeyler bırakıyorlarmış. Değil mi? Ne gibi? Söyleme, sonra her gün bırakılacakmış. Evet. Yani. Allah tarafından. Evet. Ondan çok etkilenmiştim ben. Belki bazılarımız inanmaz ama yani böyle şeyler de var tabii ki. Annemin eli çok bereketli. Sen anlatsana. O konuyu tam. Bir ağzın dibinde bir kürk varmış. Hı. Anneme rüyasında göstermişler. Buraya gel, her gün bir çeyrek al ama hiç kimseye haber verme demişler. Annem daha o zaman çocukmuş. Her çocuk gün oluyor bu olay. Sonra anneannem annemi dövüyor. Söylemiyor, çok kötü dövüyor. En sonunda söylemek zorunda kalıyor. Gösterdikten sonra o küpte altınlar, her gün bir çeyrek al demiş ya.
Onlar hep davar pisliği olmuş. Annem bir daha alamamış. Ondan sonra kapıya bir dede mi gelmiş? O da ayrı bir konu. Bir akşam o, yine... Dul gene o gelen. He. Annem yine oturdu, çırağın dışında dantel örüyordu. Evde ekmek yoktu. Sabah çocuklar kalkınca ne yedireceğim diye annem ağlıyordu. Ben de oturdum bakıyordum. Bir tane uzun boylu bir adam geldi. Siyah giyimli, zayıf, uzun boylu bir şeydi. Kapı vuruldu. Baktık adam. Adamın bir siyah köpeği vardı. Büyükçe de bir zinciri vardı, belime dolanmış. Kızım dedi, bu gece burada kalabilir miyim dedi anneme. Annem de git amca git, benim derdim bana yetiyor dedi. Düptüz olayımızın önü. Benim derdim bana yetiyor dedi. Köyde dedi, köy odası var, köyün ortasında. Sor sana gösterirler, orada kalırsın dedi. Sabahleyin çıkartken millet demeyecek mi? Bununla evinde ne arıyor ki? Yani o kadar çocukları var. Evet. Yani. Adam yolun ortasında giderken birden kayboldu. Allah Allah, bismillah. Sen de gördün değil mi onu? He. Arkasından bakıyordum. E ne bıraktı sizi kapıya? Cadde. Kapıya bir şey bırakmadı. Ondan sonra yolun ortasında kayboldu. Sabah kalktık. Sen beni kapıdan kov, ben bacadan gireceğim demiş. Sen sabahleyin kalktık. Bacadan falan girmedi. Hayvanların tepeye otlamaya götürüyorlardı ya. Her gelen elinde bir şeyle geldi. Evin içi her şeyle doldu. Ertesi gün. He, sabahleyin. Sabahleyin. Sabah 5'te 6'da. Gece geldi falan. Mesela. Adam gece geldi. He. Sabahleyin öyle oldu. Allah Allah. Alo. Oturuyorum, sen ne yapıyorsun? He, ben evdeyim. Biz Ankara'ya gidecektik, bilet bulamadık, Fatoş'un oradayım. Yo, gezmeye gidecektik. Amcamın oğlu şey hastaydı ya. Şey, kalp ritim bozukluğu vardı, kalp damarlarının ucunu yakacaklarmış. Allah'a i̇şte onun için olun. De gidip gelecektik. Muhabbetimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bilet bulamadık. Destekleriz bekliyorum.